Herkese merhaba. Köpeklerin insanın en iyi dostu olduğu söylenir. Ve çoğu durumda bu kesinlikle çok doğrudur. Bu hayvanlar akıllı, sadık ve şefkatlidir. Ancak sahiplerinin kalbini kazanan tek canlı köpekler değil. Aslında dünya insanoğlu ve diğer canlılar arasında gelişen birçok garip, muhteşem ve keyif veren arkadaşlıkla dolu. Bu sıra dışı arkadaşlıkları görmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Kiara ve Adolfo. 2014 yılında Meksika'da egzotik hayvanların sirklerde eğitilmesi yasaklandıktan sonra Adolfo Caram olarak bilinen bu gizemli adam büyük kedileri kurtarma ve rehabilite etme işine atıldı. Adolfo kendini bu işe o kadar çok adadı ki kendi doğal hayatı koruma barınağını açtı ve burada kurtardığı hayvanlara bakmaya başladı. Bu hayvanlardan biri olan ve ismini Aslan Kral filmindeki dişi aslandan alan Kiara kurtarıldığında henüz bebekti. Adolfo, Kiara'yı sanki kendi öz kızıymış gibi büyüttü. Ancak daha sonra, Kiara'nın daha büyük bir barınağa gitmesi gerektiği için ikilinin yolları üzücü bir şekilde ayrıldı. Bu olayın üzerinden yıllar geçti ve bu kadar uzun süre ayrı kalmalarına rağmen Kiara, onu küçükken sevgiyle büyüten Adolfo'yu hiç unutmadı. Barınak çalışanları Kiara geri döndüğünde eski babasına herhangi biri gibi davranmasından endişelendi. Ancak Kiara insan babasını görür görmez ona doğru koştu ve kocaman patileriyle Adolfo'ya sarılarak onu vıcık vıcık öptü. Bu görüntülerden aslanla insan arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu görüyor ve bir kez sürünün üyesi olan kişinin her zaman o sürünün bir üyesi olduğunu hatırlıyoruz. Evcil timsah. Bir timsaha asla gülümsemeyin. Japon Nobumitsu Murayabayashi'nin 34 yıl önce sokaktaki bir pazardan yavru bir timsah almasıyla bu deyim çürümüş olabilir. Ne var ki Nobumitsu'nun kendisi bile timsahın 2 metre boyutlarında ve 45 kilogram ağırlığında olacağını tahmin edemezdi. Dolayısıyla Nobumitsu'nun karısından bile daha bağlı olduğu timsaha evinde bakabilmeye devam etmesi için yetkililerden izin alması gerekti. Ve iş bu dev hayvana bir isim vermeye geldiğinde Nobumitsu en kolay yolu seçti ve timsaha Kayman ismini verdi. Nobumitsu bu hayvanın dişlerini fırçalamaya ve timsaha ile birlikte Kure şehrinde uzun yürüyüşler yapmaya bayılıyor. Tabii ki bu yürüyüşlerde Nobumitsu timsaha tasma takıyor çünkü bu hayvanın yaptığı her şeyden Nobumitsu sorumlu. Bu dev yaratık korkutucu görünüyor olabilir ancak Kayman gerçekten de bir köpek gibi. Sadece daha büyük ve daha fazla dişi var. Sembet'in pitonu. Hangi bilim insanına sorarsanız sorun, hepsi sürüngenlerin beyninin küçük olduğunu ve insan sahiplerini hatırlayıp onlarla bağ kurabilecek kapasitede olmadıklarını söyleyecektir. Bunu bir de 12 yaşındaki Kamboçyalı Sembet'e söyleyin. 11 yıl önce bu çocuğun ona eşlik etmesi için bir köpeğe ya da kediye ihtiyacı kalmadı. Çünkü bu çocuğun en yakın arkadaşı 5 metre uzunluğundaki Cameron isimli piton. Sembet'in annesi hamileyken doğmamış çocuğunu koruması için bir yılan sahibi olmanın hayalini kuruyordu. Bakın şu işe ki doğum yaptıktan sonra Cameron'u yeni doğan oğlunun yatağının altında henüz baş parmak büyüklüğündeyken buldu. Kadın yılanı yakınlardaki nehrin çalılıklarına bırakmayı denedi. Ancak 2 hafta sonra yılan aynı yere geri döndü. Kadın bunu hayvanın büyülü bir ruhu olduğunun bir işareti olarak yorumladı ve yılanın evde kalmasına izin verdi. Şu anda Sembet 30 cm kalınlığındaki piton arkadaşı ile birlikte uyuyor ve Cameron'a iyi geceler öpücüğü bile veriyor. Ayı Brutus. Dünyadaki en büyük etçil hayvanı düşününce aklınıza ne geliyor? Herhalde aklınıza acımasızlık, yamyamlık ve canınız için oradan kaçmak geliyordur. Yani bir ayı ile abi kardeş gibi olmak aklınıza gelmiyordur. Casey Anderson, Brutus ismini verdiği bu ayıyı henüz 5 aylıkken aşırı kalabalık olan bir vahşi yaşam parkından kurtardı. Yetkililer zavallı ayı yavrusuna ötenazi yapacaktı. Çünkü parkta yeterli alan yoktu. Ancak üzücü başlayan bu hikaye, hayat boyu süren bir arkadaşlığın gelişmesine neden oldu. Çünkü bu ikili o zamandan beri bir saniye bile birbirlerinden ayrılmıyorlar. Aralarındaki bağa rağmen Casey, 1 ton ağırlığındaki Brutus'a hak ettiği saygıyı veriyor. Ne de olsa Brutus, bazen kendi gücünün farkında olamayabiliyor. Kutup ayısı Agi. Pekala, kutup ayılarının şakası olmaz. Bu hayvanlar tek başına yaşayan avcılardır. Ve Kuzey Kutbu'ndaki donmuş tundra ve buz parçalarının ustalarıdır. Dolayısıyla bu hayvanlardan birine yaklaşmanız için deli olmanız gerekir. Mark Duma da bu delilerden biri. Mark, Kanada'daki Beyond Just Bears isimli yeri işletiyor.
Büyük ihtimalle Mark bir kutup ayısını öpmeye yeltenecek ve bu denemeden sağ çıkıp müthiş bir hikaye anlatmayı başarabilecek tek kişi. Mark, Aggie'yi henüz 8 haftalıkken buldu ve bu yavruya kendi çocuğu gibi baktı. Tabii ki Aggie yavruyken birkaç kez Mark'ı ısırmaya çalıştı. Ancak bunu yavru köpekler de yapar. Şu anda bu ikili asla birbirlerinden ayrılmıyor. Buna ek olarak birlikte havuzda yüzmeye ve televizyon izlemeye bayılıyorlar. Bu hikaye ayı gibi sarılma tabirine yeni bir soluk katıyor. Hipopotam Jessica. Mütevazı su aygırları, Afrika'da nehirlere yuva diyen 6 metrelik timsahlara göre daha çok insanla karşılaşır. Bu hayvanlar o kadar da kötü değiller. İnanmıyorsanız Tony ve Shirley Juber'da sorun. Bu ikili evcil hayvanları Jessica'ya bayılıyorlar. Çiftimiz Jessica'yı Kruger Oyun Parkı'nın yakınlarında ölen annesinin yanında strese girmiş bir haldeyken buldu. Aslında park bekçisi olarak çalışan Tony ve Shirley yavru Jessica'ya refakatçilik edip sağlığına kavuşturduktan sonra onu vahşi doğaya geri bırakmaya karar verdiler. Ancak ikili hipopotamı doğasına bıraktıktan sonra bu hayvanın çiftin evine gelmeye çalıştığını fark edince çok şaşırdı. Tabii ki daha sonra hipopotamı eve aldılar. Yarım tonluk hipopotam artık aileyle birlikte evde uyuyor. Üstelik Jessica burada ünlü oldu. Öyle ki Jessica şu ana kadar tam 90 film ve belgeselde rol aldı. Hiroyuki Arakawa ve Yoriko. İnsanlar ve büyük canlılar arasındaki bağ bazen aile bağlarının önüne geçebilir. Geçmişte hepimiz başkaları için garip görünen arkadaşlıklar kurmuşuzdur. Ancak bunların hiçbiri 79 yaşındaki Japon dalgıç Hiroyuki Arakawa ve Yoriko'yu geçemez. 1992 yılında bir öğle vaktinde Hiroyuki su altına batmış Shinto tapınağına dalış yaparken bu balığa rastladı. Bu karşılaşma kelimenin tam anlamıyla ilk görüşte aşktı. Yoriko yaralıydı. İnanılmaz derecede yetersiz beslenmişti ve yaraları yüzünden açlıktan ölmek üzereydi. Hiroyuki bu balığın iyileşebilmesi için her gün düzenli olarak 5 tane yengeç getirdi. Balık da her seferinde Hiroyuki'ye minnetini gösterdi. Hiroyuki balığı mümkün olduğunca sık ziyaret etmeye çalışıyor ve bu durumun üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen Yoriko hala Hiroyuki'yi hatırlıyor. Yoriko, Hiroyuki'yi görür görmez hızla ona doğru yüzüyor ve öpmesi için bombeli kafasını ona doğru uzatıyor. Bu ikilinin ilişkisi, balık dünyasında eşi benzeri olmayan bir ilişki. Uzun yaşayan su canlılarının hafızalarının süs balıklarından daha iyi olduğu kanıtlanmış olsa da, bilim insanları hala Hiroyuki ve Yoriko'nun ilişkisini şaşırtıcı buluyor. Bizce bu ikili bir 30 yıl daha mutlu mesut yaşayabilir. Kaz Maria. Emekli satış memuru Dominic Earler'ın en sevdiği şey boş zamanını ekoparkta geçirmek. Çünkü burada Ru ikiziyle Maria ismini verdiği gri Toulouse kazıyla tanıştı. Bir gün Dominic gölün etrafında dolanırken Maria onu takip etmeye karar verdi. İlk başta Dominic kazın neden böyle yaptığını anlamadı. Ancak bu kelimenin tam anlamıyla ilk görüşte aşktı ve Maria her gün yürüyüşe çıkmak için Dominic'i beklemeye başladı. Eve gitme vakti geldiğinde ise Maria Dominic'in motorunun arkasında uçuyordu. Dolayısıyla Dominic, Maria'nın başına kötü bir şey gelememesi için her gün Maria'nın uyuduğundan emin oluyor ve evine ancak o zaman gidebiliyor. Karga Fagin. Bunu bilmiyor olabilirsiniz ancak kargalar inanılmaz zeki hayvanlardır. Öyle ki kargalar primat olmadıkları halde yüz tanıma yeteneğine sahip olan hayvanlardan biridir. Dolayısıyla kargalar insanların yüzlerini ayırt edebilir ve hatırlayabilir. Vahşi yaşama aşık olan Vicky Kenworth bir gün yuvasından düşmüş yaralı bir yavru karga olan Fagin'i fark etti. Ancak kargayı ailesine veremediği için Vicky kargayı evine götürmeye ve yaralarıyla ilgilenmeye karar verdi. İyice büyüdükten sonra da Fagin'i doğal ortamına salacaktı. Ancak Fagin'in başka planları vardı. Fagin, insan bakıcısına aşık oldu ve kendi türünden bir eş bulmak için vahşi doğaya dönmek yerine düzenli solucan ve çekirge yemenin daha iyi bir hayat tarzı olduğuna karar verdi. Fagin, bir karga olduğunun farkında değil. Dolayısıyla Fagin resmen ailenin bir parçası oldu. Öyle ki bu karga nadiren Vicky'nin yanından ayrılıyor. Ayrıca Fagin istediği zaman evden ayrılıp geri gelmekte özgür. Fagin de her gün İngiliz kırsalını keşfettikten sonra evine geri dönüyor.